Muhammed Nasih Hoca, doktor öğretim üyesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Anabilim Dalı Başkanıyım. Mantık hakkında konuşmaya çalışacağız, mantık kavramı hakkında. Mantık kavramı hakkında bilgi sahibi olmak için bunu dört parametresi ve dört başlığıyla bunu düşünmek mümkündür. Terminolojik olarak mantık, tanım olarak mantık, konu olarak mantık ve tarihçe olarak mantık. Bu dört sacaya üzerinden mantık kavramı hakkında bir fikir sahibi olmak mümkündür. Şimdi bu mantık kavramı nereden gelmektedir? Mantık kavramı Arapça bir terimdir. Öncelikle terminolojik olarak eğer bunu izah edecek olursak, Arap dünyasında milattan sonra ortalama 8. yüzyılda mantık metinleri, felsefe metinleri Arapçaya çevrildiğinde Aristoteles'in inşa etmiş olduğu, sistemleştirmiş olduğu mantık bilimine karşılık olarak, mantık kavramına karşılık olarak Arapçada en uygun bulunan kavram olmuştur bu. Bu hangi kavrama karşılık olarak kullanılmıştır? Yunanca'da daha önce düzen, yasa, kelime, konuşma anlamına gelen logosun daha sonra lugia'ya evrilmiş olmasıyla birlikte Arap dünyasına çevrilince bu lugi kavramı ilk olarak da Aristoteles'in en önemli şairlerinden birisi olarak kabul edilen Afrodisyaslı İskender'in logosu lugia'ya evirmesiyle ve buradan hareketle Arapçaya bu kavramın geçmesiyle buna karşılık olarak mantık ifadesi kullanılmıştır. Terminolojik olarak bu anlama gelmektedir. Şimdi tamam da mantık kavramından ne anlaşılıyor? Mantıktan ne anlamamız gerekir? Bunu İslam felsefe tarihinin ilk filozoflarından birisi olarak veya mantığın ikinci öğretmeni olarak da kabul edilen Muallim İhsani Farabi tarafından eskiden beri üç anlama geldiği söylenmektedir. Üç şekilde kullanıldığı ileri sürülmektedir. Bunlardan bir tanesi düşünülenleri düşünebildiğimiz ve akledebildiğimiz şeyleri düşünebilme yetisi için kullanılmıştır. Notku ifadesi veya mantık ifadesi. İkinci bir anlam bu akledilirleri akletme bir çeşit içsel konuşmasını sağlayan yeti olarak da kullanılmıştır. Bunun için iç konuşma ifadesi de daha anlaşılır bir ifade olmuştur. Üçüncüsü ise bu içsel olarak, zihinsel olarak akledilen şeylerin dilsel olarak dışa çıkarılmasıdır veya dile dökülmesidir. Mantık bu üç anlamda kullanılmıştır. Bunu daha anlaşılır bir düzeye taşıyacak olursak mantıktan iki şeyi anlamaktayız. Birincisi doğal olarak, yeti olarak insanda bulunan bir gerçekliğe karşılık gelir ki insanoğlu bunu günlük hayatında hiçbir eğitim almadan doğruyu yanlıştan ayırabildiği yetidir. İkincisi ise bu olguya dayalı olarak, bu olguya yaslanarak veya bunu temele alarak oluşmuş olan bilim için kullanılır. Dolayısıyla biz mantığı bugün ikinci öğretmenimiz olan Farabi'nin sistemleştirmesiyle ve bundan net bir şekilde günümüzde anlayabileceğimiz bir dil ile mantık teriminden, mantık kavramından birincisi doğal bir yetimizden bahsedebiliriz. İkincisi bilim olarak. Bu bilim de Aristoteles'in kurmuş olduğu bir bilimdir. Dolayısıyla Aristoteles'ten önce yeti olarak her insanda tabii ki mevcuttur. Şu anda mevcuttur. Ama bilim olarak herkeste mevcut değildir. Bunun için eğitimin olması gerekir.
Dolayısıyla netice itibariyle biz mantık kavramından doğal mantık veya sanatsal mantık veya bilimsel yöntem bilim olarak mantık anlıyoruz. Buradan hareketle genel olarak klasik mantığın tarihçesi boyunca genelde bir sürü tanımlar yapılmıştır. Ama bizler için en önemli tanımlar şunlardır. Mantık uyarlandığı takdirde veya kabul edildiği takdirde veya riayet edildiği takdirde insanı yanlıştan koruyan bir kanun olarak düşünülmüş. Bir başka tanım yanlışlar bilinenlerden bilinmeyenlere götüren sanat olarak düşünülmüş. Bugün için belki tarih boyunca bütün tanımları bir şekil içinde barındıracak olan tanım ise şudur. Mantık doğru düşünmenin bilimidir. Zihinsel işleyişin bilimidir. Ve buradan hareketle zihinsel işlemin bilimi olunca mantık, mantığın konusu denilen bir mesele karşımıza çıkmaktadır. Peki mantığın konusu nedir? Yani mantık neyi konu edinmektedir? Yine tabii ki birinci öğretmen bu konuda mantık biliminin kurucusu olarak Aristoteles'in bütün bakiyesini içerlemiş veya devralmış Farabi'nin çok ciddi değerli tespitleri bulunmaktadır. Farabi mantık biliminin konusunun ikinci akledilenler olduğunu söylemektedir. Burada tabii ki ikinci akledilenlerden bahsedebilmek için öncelikle birinci akledilenlerden bahsetmemiz gerekir. Birinci akledilen ne oluyor? Birinci akledilen insan dış dünyayla temas kurduğu zaman ki bu teması duyuları üzerinden gerçekleştirir. Dış dünyayla temas kurduğunda tek tek duyular düzeyinde görmüş olduğu eşyayı, nesneyi ister bu görme duyusu üzerinden, ister dokunma duyusu, ister işitme vesaire diğer duyular üzerinden olsun, tek tek algıladıklarını zihne taşır. Ve zihinde artık bu duyusal ve maddi boyutu bırakmadığı takdirde kavramlar oluşmaktadır. O yüzden artık mesela Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma'yı görebiliriz, görmemiz mümkündür. Yalnız bunu zihne taşıdığımız zaman artık bu Ahmet ve Mehmet soyutlamak suretiyle veya maddesinden koparmak suretiyle inşa ettiğimiz sistem olan kavramda artık tikeller söz konusu değildir. Peki ne olmaktadır? Artık kavram olmaktadır. Peki ne olarak bu ifade edilebilir? İnsan olarak ifade edilebilir. Tek tek ağaçları algılar zihne taşırız. Ağaç olur, kalem olur, masa olur. Böylelikle düşünüleceği gibi, tahmin edileceği gibi sayısız kavramlarımız oluşmaktadır. İşte bu kavramlar birinci kavramlar oluyor veya birinci akledilirler oluyor. Buraya kadar aslında mantık biliminin var olmasının bir zemini oluşmaktadır. Bundan sonra bu kavramlara ilişenler ise artık mantığı var etmektedir ve ikinci akledilirler dediğimiz husus burada başlıyor. İkinci akledilir dediğimiz nesneler, gerçeklikler burada başlıyor. Ne oluyor? İnsan, kalem, masa, defter, kitap, sayısız kavramlarımız oluşmaktadır. Artık biz bunlara mesela ne diyebiliriz? Mesela insan için cinstir diyebiliriz, türdür diyebiliriz, konu diyebiliriz, yüklem diyebiliriz, zattır diyebiliriz, arazdır diyebiliriz, tözdür, ilintidir diyebiliriz. Önerme düzeyinde konu ve yüklem yapabiliriz, önermenin bir parçası yapabiliriz, önermeleri akıl yürütmelere dönüştürebiliriz. Akıl yürütmelerden hareketle artık nesneye tekrar dönüş yapmak suretiyle vurgular yapabiliriz. Dolayısıyla dikkat edilirse bu ikinci düzeydeki akledilirler artık dış dünyada olmayan ve birincilere ilişen akledilirlerdir. İnsana tamamen ilişmişlerdir. Tamamen iliştikleri için de ikinci dereceden olduğu için bunu akledilirler demiştir. O yüzden mantığın konusunu da bu oluşturmaktadır. Peki bunu günümüzde mantık metinlerinde izah edilen veya fakültelerde, felsefe bölümlerinde, ilahiyat bölümlerinde öğretilen mantık kitapları çerçevesinde bunu anlaşılır kılmanın mümkün yolu nedir? İşte bu
mantığın temelde işleyiş sisteminin üç saç ayağını ifade etmektedir konuları olarak. Bunlar ne oluyor? Kavramlar oluyor, önermeler oluyor ve akıl yürütmeler oluyor. Kavramlar tek tek zihnimizde oluşan nesnelerdir. Bunların dile gelmesiyle terimler oluşur. Ondan sonra kavramların bir araya getirilmesiyle, en az bağ aracılığıyla bir araya getirilmesiyle önermeler oluşmaktadır. Önermelerin bir araya getirilmesiyle akıl yürütmeler oluşmaktadır. Akıl yürütmelerin dedüksiyonu, endüksiyonu, analojisi türleri vardır. Bu mantığın üç önemli çekirdek konusunu oluşturmaktadır. Bu üç çekirdek konusu oluştuktan sonra tabii ki mantığın bir kendine has müstakil bir bilim oluşunun yanında bir yöntem bilim olması hasebiyle de artık mantığın uygulanacak bir yere olması gerekir. Mantığın uygulama sahası bu sebeple tarih boyunca uygulama mantık veya efendime söyleyeyim pratik mantık olarak ifade edilmiş. Klasik İslam felsefesinde beş sanat olarak ifade edilmiştir. Bunlar ne oluyor? Bunlar apodiktik oluyor. Arapçası burhandır. Diyalektik oluyor. Cedeldir. Retorik oluyor. Hitabettir. Poetik oluyor. Şiirseldir. Sofistik deliller ve safsata oluyor. Bütün söylemlerimizin bir epistemik değerini aynı zamanda bunlar ifade ediyor ve mantığın böyle bir uygulama sahası var. Burada bir mantık felsefesine dair bir hususu netleştirmemizde gereklilik görüyorum. O da şudur. Mantık bir bilim midir? Bir sanat mıdır? Bir felsefe dalı mıdır? Kısaca tarih boyunca yapılmış bütün tartışmaları bir kenara koymak suretiyle kendi duruşumu ifade etmek açısından söylemiş olayım. Mantık konusu, problemleri, kavramları olan bir bilimdir. Sağ solu, öne arkası, 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan kurucusu Aristoteles tarafından ciddi anlamda sistemleştirilmiş bir bilimdir. Aynı zamanda bir yöntem bilimdir. Yani alet bilim, eskilerin ifadesiyle niye yöntem bilim olmaktadır? Mantık öyle bir konuyu edinmektedir ki, öyle bir şeyi konu edinmektedir ki, onun bu konu edindiği şey onu yöntem bilim haline getirmektedir. Mesela matematik için böyle bir şey söz konusu değildir. Sadece sayısal ve aritmetik ve geometrik hususlar için matematik için böyle bir şey söz konusudur. Fizik için mesela böyle bir şey söz konusu değildir veya sosyoloji için böyle bir şey söz konusu değildir. Neden söz konusu değildir? Bundan ötürü. Mantığın edinmiş olduğu konudan ötürü. Mantık öyle bir şey konu ediniyor ki, zihinsel işleyişi, doğru düşünme biçimini konu ediniyor ki, bu sebepten ötürü kim zihinsel işleyişi veya düşünme biçimini, doğru düşünmeyi konu edinirse tabii ki haliyle bu da onu yöntem bilim haline getirecektir. Mantığı terminolojik olarak konu itibariyle, tanım itibariyle anlamaya çalıştık. Son olarak da tarih itibariyle tabii ki bu oldukça geniş bir husustur ama mantığın tarihini kavrayabilmemiz için kendimce Aristoteles'ten itibaren şöyle bir sınıflandırma yapmaktayım acizane. Aristoteles'ten önce ele avuca gelebilecek tabii ki bir mantık bilimi yok ama bu mantık olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bunu ciddi bir akademik çalışmaya konu edineceğimiz bir şey yoktur. Platon diyalektik yöntemi kullanır, Sokrates ilkel düzeyde de olsa tanım teorisini bulur ama Aristoteles kendisinden önceki bütün birikimi, bütün diğer felsefe alanındaki birikimleri alarak yeniden bir bilim kurmaktadır ve kendisi bu anlamda silojizmin kurucusu olarak itiraf etmektedir. Dolayısıyla biz mantık tarihini birinci aşama olarak Aristoteles'i görebiliriz. Aristoteles'ten konuşmak gerekir. Aristoteles'in kitapları, organonları, daha sonra organonlara eklenen retorika ve poetikaları söz konusudur. İkinci bir tarihsel aşama onun şarihleri, en yakın öğrencisi Teofratus'tan başlamak üzere son Boethius'a kadar bu süreçte geçen Afrodusiaslı İskender, efendime söyleyeyim Temistius gibi, Aminius gibi şarihler dönemine dair bir tarih tasnifi yapılabilir. Üçüncüsü İslam döneminde Kindi ile kısmen başlamış ama ikinci öğretmen olarak da gördüğümüz Farabi ile başlayan
ve İbn Rüşd'le belki yetkinleşmiş, daha sonra bu Osmanlı ve Selçuklu döneminde devam eden bir sınıflama tarzı olarak görebiliriz. Bu da üçüncü bir sınıflamaydı. Dördüncü bir sınıflama Orta Çağ'da skolastik filozofların mantığı ele alma biçimleri. Beşinci bir sınıflama modern zamanlarda başlayan mantık biçimi Leibniz'le evrensel bir dilin kurulması gerektiğinden bahseder Leibniz. Dolayısıyla daha sonra silojistikler veya mantıkçı matematikçiler bunu başarmaya çalışmışlardır. Modern mantık veya sembolik mantık düzeyinde ele alacağımız tarzda bir tarihsel tasnifi olabilir. Tekrar bunu ifade edecek olursak şu tasnif, birinci tasnif, birinci düzey veya tarihsel süreç Aristoteles olabilir. İkincisi Aristoteles'in Latin yorumcuları olabilir. Üçüncüsü İslam filozofları olabilir. Dördüncüsü skolastik filozoflar olabilir. Beşincisi ise modern zamanlarda belki Leibniz'le başlatabileceğimiz yaklaşımla 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı itibariyle oluşmuş olan sembolik mantıktır. Biz mantığa dair bu dersimizi böylece noktalamış oluyoruz. Sabrınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim.